Merhaba, bugünkü konumuz ısı ve sıcaklık. Isı ve sıcaklık genelde kavram olarak birbirlerine karıştırılan iki tane kavram. Sorularımız da bununla ilgili. Kazanım testi çözeceğim bu arada. Evet, hemen birinci sorudan başlıyorum. Birinci soru şöyle diyor. Buna göre verilen özelliklerin gruplandırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Isı ve sıcaklığa ait bazı özellikler şöyle verilmiştir. 1. Bir enerji türüdür. Enerji türü olan ısıdır. Sıcaklık bir enerjinin ölçüsüdür, ölçütü göstergesidir. Birimi kaloridir, birimi kalori olan da ısıdır. Aynı zamanda diğer biriminin jül olduğunu söylemiştik konu anlatımlarında. 3. Termometre ile ölçülür, sıcaklık termometre ile ölçülür. Sıcaklık, zaten ısı direkt olarak ölçülmez, kalorimetri kabıyla hesaplanırdı. Bir maddeden diğerine aktarılır, enerjinin özelliği olduğu için enerji aktarılır. O yüzden bu da ısının özelliğidir. Baktığım zaman 3 numara sadece sıcaklıkla ilgili, 3 numara diğer kalanlar ısı ile ilgili. Bu durumda doğru cevap Denizli olacak. Hemen yanındaki soruya geçiyorum. Dördüncü soru. Dördüncü soruda bir ısı alışveriş sorusu olduğu gözüküyor hemen, göze çarpıyor. Diyor ki aşağıda ısıca yalıtılmış bir ortamda özdeş. Özdeş demek tamamen aynı iki madde demek. Her bakımdan aynı olduğu için bunların ısılarının alışverişinin hesaplaması da daha kolay oluyor. Direkt toplayıp ikiye bölebiliyoruz. Zaten şimdi yapacağım. İki cisim arasındaki ısı alışverişi verilmiştir. Buna göre hangi öğrencilerin vermiş olduğu bilgiler doğrudur? Öncelikle baktığımız zaman sıcaklığı çok olandan az olana doğru bir ısı akışı var. Zaten ok olarak da gösterilmiş. Bunların denge sıcaklığı yani ısı akışının durduğu dengeye geldiği sıcaklığı hesaplamak özdeş oldukları için kolay oluyor. Yapmam gereken 75'ten 35'i toplamak ve direkt olarak ikiye bölmek. Topladığım zaman 75'ten 110 bölü 2 oluyor. Bu da 55 gibi bir değer çıkıyor. Şuraya yazayım. 55. 55 derece santigrat gibi bir değer çıkıyor. Topladığımız zaman ve ikiye böldüğümüz zaman bu durumda son sıcaklık olarak 55 olunca ısı alışverişi duracak. Isı enerjisi sıcaklığın yüksek olan maddeden düşük olan maddeye doğru aktarılır. Buradan bu sonucu çıkarabilirim. Bir süre sonra iki cismin sıcaklığı eşitlenir. Evet, ısı alışverişinin durduğu sıcaklıktır. Cisimlerin sıcaklıkları eşitlendikten sonra ısı alışverişi durur. Evet, normal şartlarda bir sıcaklığı iki tane aynı olan madde ona 10 olduğunu söyleseydik bunlar arasında ısı alışverişi olmuyor diyecektik. Bu durumda 55'e 55 olduğu zaman da ısı alışverişi durur. Bu ifade de doğrudur. Bu durumda Denizli yani hepsi doğrudur. Bir sonraki soruya geçiyorum. İkinci soruyu çözeceğim. İkinci soru diyor ki buna göre kaplardaki suların son sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakalım aşağıdaki kapların içerisinde eşit miktarda ve aynı sıcaklıkta sular bulunmaktadır. Yani ilk sıcaklıkları eşit miktarları da aynı. Kaplar bulunduğu ortamdan ısıca yalıtılmıştır. Yani ısı kaybetmiyor demek istiyor kendi kendine. Bu kaplardan birincisine özdeş buz parçalarından bir tane, ikincisine de iki tane konuyor. Gördüğünüz gibi buna bir tane konmuş. Buna da aynı özdeş yani aynı buz parçalarından iki tane konmuş. Bu durumda başlangıç sıcaklıkları 30 derece santigrat. Şöyle bir mantık yürütebilirim. Son sıcaklıkları buna iki tane buz atıldığı için bunun sıcaklığı daha fazla düşecek. Bunun biraz düşecek. Bu durumda son olarak bunun sıcaklığı yani birinci kapın sıcaklığı ikinci kaptan büyük olacak. Şıklara bakıyorum. Birinci kap ikinci kaptan büyük mü? Bu olabilir. Diğerine baktığım zaman ikinci kapınki büyük. Burada 23'e 25 yine ikinci kapın büyük. D'de ise yine ikinci kapın büyük. Zaten bu sorularda olabilir dediği için kesin olarak buzların sıcaklıklarını da bilmiyoruz. Buz illa 0 derece santigrat olmak zorunda değil. Eksi 10 da olur, eksi 20 de olur. Bu durumda sadece bir şıkkı belirler. Diğerleri zaten verseydik iki tane doğru cevap çıkacaktı. O yüzden A seçeneğimiz doğru cevaptır. Hemen yandaki 5. soruya geçeceğim. 5. soru şöyle diyor. Sıcaklıkları farklı özdeş X ve Y bilyeleri şekildeki gibi birbirlerine temas ettirilerek bir süre bekletiliyor. Bu olay ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Y ısı alır. Baktığım zaman sıcaklığı büyük olandan küçük olana ısı akışı olacağı için Y ısı alıyor mu? Evet, burada gördüğümüz gibi ısı alıyor okun yönünden.
Isının akış yönü x'ten y'ye doğrudur. Göstermiştik bunu da. Bu da doğru bir ifadedir. X önce ısınır, sonra ısı alır. Isı verir, sonra ısı alır. Şimdi ilk başta ısı veriyor. Dengeye geldikten sonra bunlar özdeş olduklarına göre 40'a 40 dengeye gelecekler. Topladım 80 çünkü böldüm 2'ye. O da 40 ediyor. Bu durumda 40 olduktan sonra bir daha ısı alma verme olmadığı için bu ifade yanlıştır. Evet, önce ısı verir doğru ama sonra ısı alır diye bir olay yok. X ve Y'nin son sıcaklıkları eşit olur. Evet, 40'a 40 olur. Bu durumda yanlış olan C seçeneğidir. Hemen yanındaki soruya geçiyorum. Üçüncü soru diyor ki verilen örneklerin hangisinde ısı ve sıcaklık kavramları doğru kullanılmıştır? Çok sorulan bir soru. Konu anlatımlarında bunların üstünde durmuştum. Buz erirken etrafına ısı verir. Alınan verilen ısıydı. O yüzden alıp verebilir. Bu ifade doğru. Ayşe'nin vücut ısısı deyip sıcaklığı derece santigrat demiş. Sıcaklık derece santigrat olduğu için ısının birimi değildir. O yüzden bunu kullanamam. Ayşe'nin vücut sıcaklığı deseydi doğru olacaktı. Bu ifade yanlış. Kış aylarının havanın sıcaklığı demiş, derece santigrat kullanmış. Bir sorun yok. Bu da doğrudur. Birimi ve kavram aynı kullanılmış. O yüzden doğru olanlar diyor. 1 ile 3'e doğru dedim. B seçeneği doğrudur. Hemen 6. soruya geçiyorum. 6. soru şöyle diyor. Özdeş kaplarda bulunan KVL sıvılarını 5 dakika ısıtmış ve sıcaklıkta sıvıların sıcaklık zaman tabloları şekilde olmuştur. Bakıyorum ikisi de 5 derece santigratla başlamış. 7 olmuş, 6 olmuş, 10 olmuş, 7 olmuş. Demek ki K daha fazla sıcaklık artışı gösteriyor. Daha çok ısınıyor yani. Bakalım tabloda verilenlere göre kaplarda bulunan sıvılarla ilgili çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? Isıtıcılar özdeş değildir. Şöyle düşünebilirim. K'ye belki iki tane ısıtıcı kullanılmıştır. L'ye bir tane. Ya da K'deki ısıtıcı daha güçlü olmalı ki L'ye göre daha çok ısı artışı gözleniyor. O yüzden bu olabilir. Zaten benden ulaşılabilir diyor. Böyle bir yorum yapabilirim. Sıvıların ilk sıcaklıkları farklıdır. Ama bakın ikisine zaten 5'e 5 vermiş. Bunu tabloya göre söyleyemem. Bu ifade yanlıştır. Kaplardaki sıvıların miktarı farklıdır. O zaman şöyle bir yorum yapabilirim. K'deki miktar daha azdır. L'deki miktar daha fazladır. Çünkü gördüğümüz gibi K daha çok sıcaklık artışı gösteriyor. O yüzden bunu da böyle bir yorum yapabilirim. Ulaşılabilir dediği için 1 ile 3'e yani 5 şıkkına ulaşabiliyorum. Hemen 9. soruya geçiyorum yan tarafına. Diyor ki ortam ısıca yalıtılmış olduğuna göre son durumda K ve M cisimlerinin sıcaklıkları kaç derece santigrat olur? Sıcaklıkları şekilde verilen özdeş, yine özdeş olduğu için ikiye bölüp direkt toplayıp ikiye bölebilirim. K ile ve M metal bloklarının önce K ve L birbirine dokundurulup sıcaklıklar dengelendiğinde ayrılıyor. Sonra L ve M birbirine dokundurulup ayrılıyor. Önce K ve L'yi dokundurup ayıralım. İkisini dokundurduğum zaman 45 artı 35 bölü 2 yapacağım. Buradan da 40 derece santigrat çıkar. Demek ki bu 40 derece santigrat olacak. Sonun olarak bu da 40 derece santigrat olacak. Şimdi yapmam gereken L ile M'yi birbirine dokundurmak. Bunu yaparken de bunun son sıcaklığını yani 40'ı kullanacağım. O zaman 40 artı 60 bölü 2. Bu durumda da 50 çıkıyor. 50 derece santigrat çıktığına göre artık bu 50 derece santigrat. Artık bu 40 da değil 50'ye dönüştü. 50 derece santigrat. Benden K'yi ve M'yi istiyor. Sıcaklıkları burada bakın 40'a 50 yani A şıkkı doğru cevaptır. Evet 7. soruyla devam ediyorum. 7. soru şöyle diyor. Kaplardaki suların son sıcaklıklarının eşit olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Bakalım. İçerisinde eşit miktarda ve aynı sıcaklıkta su bulunan kaplar şekildeki özdeş mumlarla ısıtılıyor. Ama fark ettiyseniz buradaki mum bir tane, burada mum iki tane var. Şimdi mantıken L'nin sıcaklığı daha çok artacak. Ama benden ikisinin sıcaklığını eşit olmasını istiyorum. İstiyor. O yüzden şöyle yapabilirim. K'yi İki kat daha fazla süre ısıtabilirim. Örneğin bunu 1 dakika ısıtıysam bunu 2 dakika ısıtabilirim. Ya da tam tersi bunu yarıya indirebilirim. Şıklara bakıyorum. K ve L kapları eşit süre ısıtılır. Hayır bunu yaparsam sıcaklıkları eşit olmaz. L kabı K kabının 2 kat daha uzun süre ısıtılır. Zaten L çok ısınıyor. Ben bir de 2 kat ısıtırsam
çok fazla 4 katı sınmış olur. O yüzden bunu da eliyorum. K kabı L kabından 2 kat uzun süre ısıtılıyor. Yani şurada bizim söylediğimiz örnek 2 kat daha fazla ısıtırsam bunu. Bunun sıcaklığı 10 oldu örneğin. Onun 5 olacaktı normal şartlarda bir mumla. Ben bunu bir dakika, yani bunu kaç dakika, örneğin bunu 2 dakika ısıttım. Bunu 4 dakika ısıtarak bunu da 10'a çıkartma şansım var. O yüzden doğru cevabım C seçeneği. Hemen yanındaki soruya geçiyorum. Diyor ki buket oda sıcaklığında 25 derece santigrat bir sürahi su ile buzdolabından çıkarttığı 4 derece santigrat suyu karıştırarak şu yorumlar yapıyor. Buna göre buketin yorumlarından hangileri doğrudur? Buzdolabındaki su sürahideki suya ısı vermiştir. Buradan şuraya doğru ısı vermesi mümkün değil. Çünkü sıcaklığı çok olandan az olana doğru olur. O yüzden bunu eliyorum. Sürahideki sudan buzdolabındaki suya sıcaklık geçişi olmuştur. Sıcaklık aktarılmaz, ısı aktarılır. Burada da kullanım hatası yapmış. O yüzden bunu da eliyorum. Son durumda karışımın sıcaklığı sürahinin suyun sıcaklığından daha düşük olur. Şimdi karışımın sıcaklığı bu ikisinin arasında olacak. Eğer eşit miktarda alırsa toplayıp ikiye böleceğim ama sonuçta 4 ile 25 arasında bir değer olacak. Örneğin 10 olduğunu varsayalım. Diyor ki sürahinin sıcaklığı karışımınkinden, yani 10'dan büyüktür. Evet, bu ifade doğrudur. Bu durumda yalnız 3, yani B seçeneği doğru cevaptır. Evet, son sorulara geliyorum. 8 ve 11. soru. Önce 8'i çözeceğim. 8. soru şöyle diyor. Buna göre bu maddelerle ilgili aşağıda yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? X, Y ve Z maddelerinin ilk ve son sıcaklık değerleri verilmiştir. X sıcaklığı 10, sonra eksi 5 olmuş, soğumuş. Önce 60'mış, sonra 45 olmuş, yine soğumuş. Önce 10'muş, sonra önce eksi 10'muş. Bakın eksiye dikkat edin. Sonra eksi 30 olmuş, yine soğumuş. Bakalım E ısı almıştır. Yanlış bir ifade, ısı almamıştır Y. Bakın gördüğünüz gibi 60'tan 40'a düşmüş son sıcaklığı. Pardon, X'miş bu. O zaman 10'dan eksi 5'e düşmüş. Yine ısı almamıştır. Sonuçta hiçbiri almıyordu zaten. Isı almıştır diyor. Bu da gitti. Sıcaklık artmıştır. Bu da gitti. Çünkü eksi 10 eksi 30'a geldiği zaman sıcaklığı artmaz. Eksi olduğu için, eksi yönde ilerlediği için sıcaklığı azalmış olur. E ısı vermiştir. Baktığım zaman evet, zaten 3'ü de ısı vermiştir. Şıklardan hangisi ısı vermiş gibi bir cevap olsaydı onu seçecektim. Bu durumda B seçeneğim doğru cevaptır. Hemen yan tarafa geçiyorum. 11. soru. Diyor ki içerisinde farklı miktarda 30 derece santigratta zeytinyağı bulunan kaplar özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. Her bir kaptaki sıvının sıcaklığını 60 derece santigrata getirmek için gereken ısıtma süreleri aşağıdaki ısıtma süreleri arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Evet, bu sefer oldu. T biliyorsunuz time, zamandan gelen bir İngilizce sözcüğün kısaltması, süre anlamına geliyor. Baktığım zaman hepsi 30. 30, 30 ve 30. Ben bunları 60 yapacağım. En kolay hangisini yaparım? En kolay gördüğünüz gibi şu K'yi yaparım. En zor hangisini yaparım? M'yi yaparım. En zor yapmak ne demek? En uzun sürer. Demek ki M'nin süresi en uzun olacak. Ondan sonra daha çok miktarda olan B, sonra da en az miktarda olan K. Bu durumda zaman bu şekilde sıralanınca B seçeneği doğru oluyor. Doğru cevabımız D seçeneği. Evet, bu da son sorumdu. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.